Efendim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. TV5 ekranlarında Vuslat Sahur vaktinde Ramazan-ı Şerif'in 22. gecesinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Şükürler olsun kavuşturan Rabbimize. Eveli Ahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluşla müjdelenen Ramazan-ı Şerif'in cehennem azabından kurtuluş dolu günlerinde inşallah sahur sofralarınıza çok kıymetli bir isimle birlikte bu gece konuk oluyoruz. Sizler sahur telaşını bir taraftan yaşarken o güzelliği yaşarken bir taraftan da muhabbetimize eşlik edeceğinizi biliyoruz. Bugün cihadı konuşacağız. Bugün ecdadımızı konuşacağız ve bugünümüzü konuşacağız. Ve tabii ki bu konuyu konuşmak üzere de çok kıymetli hocamız tarihçi yazar Ekrem Şama bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Dün bir izleyicimizden fırça yedik dedik. Cihadı konuşmuyorsunuz. Aslında Ramazan boyunca konuşmaya gayret ettik. Evet. Ama tevafuk işte Cenab-ı Allah dedim cihada doyacaksınız. İnşallah. Bekleyelim. İnşallah. Efendim müsaadenizle birkaç hatırlatma Buyurun. yapayım hocam. Ee, bu gece Ekrem Hocamıza sorularınızı ya da konuyla alakalı görüşlerinizi paylaşmak için her gece olduğu gibi 0552 623 8080 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Her gece olduğu gibi yine bu gece de 10 kardeşimize Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz olacak. İnşallah okunup amel edilmesi ümidiyle elbette. Bununla birlikte yine Ramazan-ı Şerif boyunca Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında Vuslat Derneği'nin yapmış olduğu çalışmalar var. İftar sofraları kuruluyor. Ee, bu vesileyle sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Cep telefonlarınızdan bir mesaj göndererek bir iftar ikram edebiliyorsunuz. 6067'ye ustad yazıp bir mesaj gönderdiğinizde 10 lira karşılığında ücretlendiriliyor. Turkcell ve Vodafone'da şu an için. Ee, bunun haricinde Türk Telekom abonesiyseniz, hat aboneleri 5 lira karşılığında bir bağışınız olabilir diyelim. Ve e, sorular hemen gelmeye başlıyor ama inşallah onları birazdan okuyacağım. Hocama da ileteceğim. Hocam Cihad'ı dedik, şimdi sizi Çanakkale konferanslarıyla zaten evet. Türkiye'nin birçok noktasında görüyoruz. Dün Karabük'teydiniz, evet. sabaha karşı geldiniz. Bugün de Cenab-ı Allah nasip etti birlikteyiz. Cihad'ı Hemen konuşalım istiyoruz. üzerine ilave edelim sözünüzün üzerine. Bugün, Cumartesi günü bugün, evet. Bayezid Kitap Fuarı'nda Saat 15'ten gece evet. saat 24'e kadar Maşallah. imza standımız var. Okuyucularımızla birebir görüşme fırsatımız olacak. İnşallah bunu ilerleyen dakikalarda bir kez daha hatırlatalım hocam. Hay hay. E, cumartesi günü yani bugün şu an içinde bulunmuş olduğumuz gün Cumartesi. E, Beyazıt'ta İstanbul e, merkezi noktalarından bir tanesi. Beyazıt'ta yıllardır düzenlenen bir kitap fuarı var. E, bu kitap fuarında hocamızın imza günü olacak güzel bir haber de gece saat 12'ye kadar hocamız orada olacak. İftarı da orada yapacak. Nasip belki iftarı da birlikte yapmak i̇nşallah, olabilir. Inşallah. Hocamızı ziyaret edebilir, kitapları imza atabilirsiniz diyelim. Hocam cihat diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bugüne kadar elbette cihatla alakalı birçok örnek önümüzde mevcut. ama biraz daha yakın bir zamana gelelim istiyoruz. Osmanlı ve cihat desek. Evet çok güzel. Nasıl başlarız? Çok güzel bir başlık. O zaman Osmanlı nasıl kuruldu? Cihatla ne ilişkisi vardı? Evet. Efendim e, kimler kurdu? Zaten gündemde hep diriliş dizisi diye bir dizi çekmişler. Evet. Herkes oraya bakıyor. Sanki oradakiler olmuş gibi. Tabi ana hatlarıyla tamam da o dizide çok ilaveler var. maceraları falan filan. Onlar hepsi ilave izlettirmek için. Şimdi biz Osmanlı'yı o zaman nasıl kurulduya gelelim onu konuşalım Harun Bey. Evet. 1090'lı yıllar, yani bundan 900 küsür sene önce Müslümanlar İslam birliğini ortadan kaldıracak hareketlere giriştiler. Ne oldu? Bağdat'ta bir İslam halifesi vardı, Abbasi evet. halifesi. Bunun yanında tuttular, Mısır'da da bir başka halifelik ihtisas ettiler. Evet. Ne oldu? Çift başlılık oldu. Çift başlılık oluverdi. Bu çift başlılık üzerine Mısır'daki Müslümanlar Suriye'dekilerle düşman. Suriye'dekiler Anadolu'dakilerle düşman. Horasan'dakiler İran'dakilerle düşman. Şeklinde İslam Birliği paramparça oldu. Bir evet. araya gelemiyorlar. <laughs> Tıpkı bugünkü gibi. Bakınız tarih nasıl tekerrür ediyor. Evet. Bugün de öyle. Tıpkı bugünkü gibi. Kimisi başkasıyla ittifak ediyor. Kimisi Müslümanlara düşman oluyor devletlerden. Evet. Bunu gören Papa, o günün papası. Bütün Hristiyan devlet başkanlarını topladı etrafına. Dedi ki, bizim ezeli ve ebedi bir emelimiz var. Nedir bu? Müslümanların topraklarını işgal etmek, zenginlik kaynaklarını batıya taşımak, Müslümanlara hayat hakkını tanımamak, Müslümanların üç tane mukaddes beldelerini ele geçirip yerle bir etmek. Mekke, Medine, Kudüs. Evet. Şimdi tam sırasıdır senyörler. Şimdi tam sırasıdır. Çünkü Müslümanlar birbirlerine düştüler. Müslümanların birliği kalmadı. Şimdi bize fırsat doğdu. Gidin hemen ülkelerinize milyonluk ordular hazırlayın ve İslam diyarlarına sefere çıkın dediğinde 1094 yılında bu Haçlı seferleri başladı. Bugün Haçlı seferleri kaçta başlamıştı? 2002 yılında. Evet. O günküler 1094 yılında başladı. Çekirge sürüsü gibiydiler. Gerek Anadolu'daki Müslüman devletler, gerek Mısır'daki, gerek Suriye'deki bunların önüne çıktılarsa da o kadar çok kalabalık güçleri vardı ki bunları durdurmaya muvaffak olamadılar. 1994 yılında başlayan bu kanlı istila. Hem de ne kanlı. Bugünkü gibi aynen. Evet. Önlerine geleni kesip biçiyorlar. Önlerine gelen mabedi yıkıyorlar. Çocukları öldürüp etini yiyorlar. Bu kadar vahşet içindeydi. Bu Fransızların arşivlerinde bunlar var. Zaman zaman da açıklanıyor. İnsan eti yiyerek 1094 yılında başlayan o büyük istila 1099 yılına gelindiğinde Kudüs'e dayandılar ve Kudüs'ü işgal ettiler. Evet. Tabi Kudüs'te sadece Mescid-i Aksa'nın içine sığınmış bulunan silahsız, savunmasız Müslümanlar, çoluk çocuk, hasta ihtiyar 70 bin tanesini keserek Mescid-i Aksa'ya girdiler. Evet. Bu Fransızlar diyor ki tarihlerinde, arşivlerinde. Biz Müslümanların mescidine atlarımızla girdiğimizde atlarımız dizlerine kadar Müslüman kanına batarak girdik. Evet. Büyük vahşetler işlendi. Ama bunların emeli Kudüs'te durmak değildi. Daha ileri gitmek, Mekke Medine'ye ele geçirmek, Kabe'yi yıkmak, Nebevi'yi yıkmak ama Müslümanlar da uyanmaya başladılar. Onları Kudüs'ten ileriye geçirmediler. İlerleyen yıllarda bir Nureddin Zengi geldi, bir Selahaddin Eyyubi geldi. Evet. Müslümanlar bir araya toplamaya çalıştılar. Onları ileriye geçirmemek için denizden uğraştılar. Kızıl denizden Cidde ve Medine'nin sahili bu diye bir yer vardır. Oraları işgal ederek Mekke, Medine'yi ele geçirmeye çalıştılarsa da gerek Nurettin Zengi, gerek Selahattin Eyyubi onları orada durdurmayı ve Kabe'ye girmelerini önlemeyi başardılar. Sonra bir baktılar ki İslam dünyası paramparça. Bu paramparçalıkla bu birlikte olmayan İslam dünyası ile Haçlılara karşı durmak kolay değil. Mümkün de değil. Ne yapalım? Önce İslam birliğini kuralım dediler. 1160'lı yıllarda Nurettin Zengi'nin çabası, arkadan gelen Selahaddin Eyyubi'nin çok dirayetli efendim atakları ile İslam birliğini kurmayı başardı Müslümanlar, İslam dünyası. Bu sefer şöyle düşünmek lazım. Cenab-ı Allah o güne kadar Haçlılar yenmeyi Müslümanlara nasip etmedi. Niye? Çünkü darmadağını. Evet. Birlikte kuvvet doğar. Birlikten kuvvet Rahmet doğar. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki Va tasimu bi hablillahi cemiyan ayeti kerimesi Müslüman İslam birliğini e, emrettiğine göre biz bu emri yerine getirirsek Allah'ın yardımını alırız diye düşünen Selahattin Eyyubi bilhassa İslam birliğini kurmayı başardı. Kendisi Müslümanların kurmuş olduğu ortak ordunun, İslam ortak ordusunun başkumandanı tayin edildiğinde evet. Hıddin denilen yerde iki ordu karşılaştı. Haçlı ordusu ve Müslüman ordusu, Müslüman birleşik ordusu. Başkumandanı da İslam başkumandanı yani sadece Eyyubileri veya sadece falancıların evet. değil, İslam başkumandanı sıfatıyla Allah'ın yardımını almak suretiyle Hıddi'nde Haçlıları büyük bir bozguna uğrattılar. Arkasından Kudüs ele geçirildi, geri, geri alındı, istirdat edildi. Efendim arkasından Selahaddin Eyyubi'nin arkasından peyderpey Anadolu'dan ve İslam topraklarından Haçlılar kovuldular ve bu şekilde 200 yıla yakın süren Haçlı istilası İslam Birliği'nin kurulması ile ve Müslümanların cihat şuuru ile mücadele etmeleriyle evet. sağlanmış oldu. Haçlılar yenilmiş oldu. Bunun Osmanlı'yı kuruluşuna ne ilgisi var demeyelim. Şimdi geliyor Geliyoruz iş öyle. oraya dayanıyor. Bunun arkasından Moğollar istilaya geldiler. Kuruluş dizisinde kısmen gösterildi. Evet. Moğollar Cengiz Han dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zalimi, en büyük kan dökücüsü olarak kabul edilir. Evet. Gerçi bugünküler onları geçtiler Harun Bey. Herhalde Cengiz Han'ın zalimlik pabucu dama atıldı gibi geliyor Aynen bana. Aynen öyle hocam. Yani 10 milyona yakın Müslümanı katletti bunlar. Ve bunlar bir... E, şimdi zamanında Irak Savaşı zamanında aklımızda kalan bir cümle var... E, ülke sınırlarımızı, hava sahamızı kullanarak 4.990 sorti yapan e, bir zalimden bahsediyoruz ki Cengiz Han'ın papucunu bırakın, Cengiz Han'ın adını unutturacak zalimlik. Yani bazıları da zannediyor ki o 4.990 sorti, o zaten 14.000'i falan bulmuştur da 4.990 sortiden gül atıldı zannediyorlar Müslümanlar üzerine. Evet. Hepsi bomba atıldı, yakıldı, yıkıldı, harabeye çevrildi. Milyonlarca Müslüman öldürüldü. Bunu kimse düşünen yok, önemseyen yok. Ama biz yine Osmanlı'ya gelelim. Bu sefer Moğollar Orta Asya'dan kalkarak Cengiz Han efendim öldüre öldüre, vura vura, kıra kıra Bağdat'ı işgal ettiler. Halife'yi şehit ettiler. Ondan ileri doğru geçtiler. Bağdat'ta milyonlarca el yazma kitabını nehillere atmak suretiyle ve yakmak suretiyle yok ettiler. Evet. İslam dünyası yeni büyük bir tehdidin altındaydı. Daha yeni Haçlılardan kurtulma çabasındayken bir kılıçta bunlardan geldi. İslam dünyası evet. mahvup perişan edildi. Yalnız bir şey iyi hesaplayalım, iyi düşünelim. Cenab-ı Allah Sonsuz kuvvet kudret sahibi. Anladım. Bir bakıyorsun kötülüğün içinde iyilik yaratıyor. Bakınız Cengiz Han'ın önünden Horasan'dan kalkıp Anadolu'ya kaçan bir takım insanlar vardı. Çünkü Cengiz Han'ın zulmü Horasana dayanmış, oradan kaçmışlar Anadolu'ya girmişler. Kim bunlar? Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin halkasından yetişmiş aydın insanlar, aydın Müslümanlar. Evet. Her birisi geldiler, Anadolu'nun bir şehrine efendim e, karargahlarını kurdular. Orada kendilerinin almış olduğu eğitimi Müslümanlara vermeye başladılar. Evet. İşte bunlara biz Horasan erenleri diyoruz. Cihadın irşat vazifesini en güzel evet. şekilde yapanlar. Bunlar ne, ne yaptıklarını biraz sonra söyleyeceğim. Kim bunlar? Sayalım birkaç tanesini. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Geyikli Baba, Ahi Evren, Şeyh Edebali, Dursun Fakı. Başkaları da var. Şimdi ben çok gezen bir insanım. Kasbelkader. Her şehre gidiyorum. O çağdan kalmış bir insanın irşat izlerini görüyorsunuz. Evet. Mesela Bosna'ya gittik, Sarı Saltuk denilen birisi. Evet. Oradan gelme, Orası o halkadan gelmez, yetişme. Evet. Bosna'ya kadar gidip irşat vazifesi görmüşler. Bunlar dediler ki Müslümanlara, eğitim yapıyorlar, manevi eğitim. Ey Müslümanlar, siz Allah'ın ayetlerindeki cihadı ayağa kaldırmazsanız, siz Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi cihad etmezseniz, siz Müslüman'a yakışır bir şekilde ülkenizi savunmazsanız, kendinizi savunmazsanız, Haçlı gelir vurur sağa yatarsınız, arkasından Cengiz Han gelir vurur sola yatarsınız, sonra hala akıllanmazsanız, bir başkası gelir o da devirir ayağa kalkmanız mümkün değil. Bugün anlatıyor gibi değil mi? Evet. Aynen bugün anlatıyor. Tarih teker etmiyor hocam, tarihten ders alınmıyor. Ders alınmayınca tekerledik şeyler şey aynen tekrar oluyor. Bunu yapmazsanız cihada hakim kılmazsanız, ülkeniz ülkenizde tehlikede siz de tehlikede dininizde size yaşatmazlar dediler. İşte bu her şehirdeki halkasını kurmuş olan cihat dervişleri, evet. cihat dervişleri her şehirde halkasını kurmuş olan bu dervişler insanları eğitmeye başladılar. Bu eğitim halkasının içinde Geleceğin beyleri de vardı. Geleceğin hükümdarları da vardı. Geleceğin halkı da vardı. Kim bunlar? Mesela Ertuğrul Gazi. işte He. o halka da yetişmiş pişmiş bir insan. Dizide görüyorsunuz. Allah için bir tek herhalde bir Muhittin Arabi tiplemesi var. Evet. Ondan feyiz alıyor gibi gösteriliyor. Ki aynı dönemde de yaşamıyorlar hocam. Yani zorlamayla, hadi öyledir diye zorlamayla bir tek insanla muhatap. ki Konya'da bir sürü Allah dostu var. Konya'da veya da Eskişehir'de veya onların gittiği Söğüt'te bir sürü Allah dostu var. Şeyh Edebali var. Onlarla görüşerek onlardan feyiz alıyorlar. Cihat onlardan öğreniyorlar. Mücadeleyi onlardan öğreniyor. İnsan haklarını onlardan öğreniyor. Cesareti onlardan öğreniyorlar. Evet. Bir tek kişi değil. Şimdi i̇şte. sıra oraya gelmedi herhalde hocam da. <laughs> herhalde. Şimdi efendim Ertuğrul Gazi işte orada yetişmiş olan bir insan Kayı'dan bir devlet çıkarmanın altyapısını yaptı. Evet. Yalnız e, 50 sene at sırtında cihad etti Ertuğrul Bey. Ama adam gibi cihad. Ama Müslüman gibi cihad. Müslüman olarak cihad. Ve 50 sene sonra Vefat ederken oğlu Osman'a, Osman Gazi devraldı. 1231 yılında Ertuğrul Gazi bey oldu. Babası Süleyman Şah'ın vefatı üzerine. Evet. 1231 yılından 1281 yılına kadar kendisi 50 yıl mücadele etti. Tabii ki çevresindeki halk da Müslüman. Çevresindeki halk da cihat üzerine yetişmiş. Evet. Yoksa tek başına Ertuğrul Gazi ne yapabilecek? ve Osman Gazi'ye vasiyeti var. Osman oğlum, çok vasiyet var da ben bir, bir tanesini söyleyeyim. Osman oğlum, Şeyh Edebali sana vasiyet ediyorum. Evet. Şeyh Edebali'nin sözünden çıkmayasın. Şeyh Edebali'nin terazisi dirhem şaşmaz oğul. Onun dediklerini yapasın. Bak sana tembih ediyorum. Şeyh Edebali'yi incitme. Beni incit, onu incitme. Beni kır, onu kırma. Evet. Onu kırarsan gözlerim seni görmez olur oğul. Başka şeyler de söylüyor ama bir cümlesi çok önemli. Oğul, zannetme ki ben Şeyh Edebali'yi korumak için bunları söylüyorum. Hayır, seni korumak için söylüyorum. Evet. Senin lehine bunları söylüyorum. Demek suretiyle daha bir takım Tabi e, Osmanlı düşünüyordu kitabımızda bu detaylı evet. bir şekilde var. Daha bir takım e, öğütler verdikten sonra Osman Gazi devralıyor. Osman Gazi 45 sene cihad ediyor. 45 sene <laughs> babasından daha efendim ileri seviyeye götürüyor cihadı. Ve Söğüt, Eskişehir, e, Domaniç... Bilecik civarlarında cihat ediyorlar ve Osmanlı'nın temelini bu şekilde kurmaya çalışıyorlar. Şey Edebalidir kurucusu Osmanlı. Evet. Şimdi şeylerde tarihlerde işte Osman Gazi 1299 yılında beydi falan filan ama altyapıda Şey Edebali var. Şey Edebali Osman Gazi'nin kayınpederidir. Orada tabii rüya olayları var evet. ama vaktimiz olmadığı için giremiyorum. Kayınpederidir ve kayınpederi İslam umdelerini, Kur'an nizamını Bilecik'te Osmanlı'nın temeline koyarak Osmanlı'yı kurmuştur. Hocam şimdi e, araya giriyorum ama e, bahsettiğiniz sistem aslında Osmanlı'nın ayakta durmasının en önemli sebebiydi. Evet. Kur'an nizamıyla dünyaya hükmetmesi ve o nizamın yansıması mesela bakıyoruz şimdi bugün ee, günümüze kadar geliyoruz. Yani arada geçenlerden bahsedeyim. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Şeyh Edebali Osman Gazi'nin irşadı onunla birlikte o toplumun irşadı ile uğraştı. Evet. Akabinden nice padişahlar geçti ama her birinin elinde mutlaka bir e, ferman vardı. Neydi o fermanlar? yanındaki şehir İslamların verdiği fetvalar. Kanuni Sultan Süleyman'ın Ebu Suud Efendi'nin elinde işte o beni bunlarla gömün dediğinde evet. hayır olmaz dedikleri. Evet. Ama bir bakıyor bütün yaptığı işlerle ilgili fetva alması. Yavuz Sultan, Sultan, Sultan Selim Evet. Ali Efendi. Evet. Yani bugün dönüp baktığımızda Erbakan Hocam. Erbakan Hocam'ın da sadece siyaseten yetişmesi değil, manevi olarak da bir yere bağlılığı ve burada aldığı eğitim onu Erbakan yapan belki de. Evet. Yani bu iş e, yanında Danışabileceğin gerçek bir danışman olmadan yapılamıyor. Evet. Anladığımız bu. En doğru. büyük eksiklik doğru. de şu anda günümüzde yaşadığımız sistem ulemaya danışılmaması herhalde. Evet. Şimdi dedikleriniz çok doğru ama ileri boyutlara geldiğimizde bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Şeyh Edebali İslam umdelerini Bilecik'te hem katı hem vali iken oğlu tarafından tayin edilmiş... Hem kadı hem vali iken İslam umdelerini devletin temeline koyan çok önemli bir şahsiyettir. Evet. Antiparantez izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Yolları bilecik'e düşen, bilecik'ten geçen kardeşlerimiz insanlar mutlaka Edevali'nin e, şeyine der, dergahına mutlaka uğrasınlar ve o günleri bir tefekkür ederek hiç olmazsa ziyaret esnasında bir Fatiha bağışlasınlar. En şanslı da benim askerliğim orada yaptı. 600 yaptım. küsür sene siz orada yaptınız evet, 600 küsür sene ayakta duracak bir devletin manevi umdelerini, manevi temellerini atan insan. Evet. Kutup bir insan. Şimdi Osman Gazi 45 sene bey olmuştur. 1281 yılından almış tabi etrafında yetişmiş insanlar var yetişmiş halk var. 1281 yılından almış Osmanlı'yı 1326 yılına kadar beylik yapmıştır 45 yıl. Şimdi bütün zamanların beylik sürelerini ve padişahlık sürelerini gözden geçirirsek evet. birinci Ertuğrul Gazidir. Evet. İkinci 50 sene. İkinci Kanuni Sultan Süleyman Han'dır, 46 yıl. Evet. Üçüncü Osman Gazi'dir, 45 yıl. Düşünün, bir Osman Gazi mücadele ediyor. Etraftaki tekfurlukların bütün hazinelerini ele geçiriyor. Efendim, bütün zenginlik kaynaklarını ele geçiriyor. Ve 45 yıl cihad ettikten sonra vefat ediyor. Evet. 1326 yılında. Bunun terekesinde neler olmaz değil mi? Evet. Küp küp altınlar vardır. Mutlaka. Efendim. Beklenen o. De, milyon paralar vardır. Gümüşler vardır. Hayır. Vefat ettiğinde Orhan Gazi oğlu, küçük oğlu, büyük oğlu Alaaddin Paşa. Alaaddin Bey'dir o zaman. Efendim. E, bir araya geldiler. Dediler ki babamız vefat etti. Bursa yeni fethedilmiş. Evet. Babamız vefat etti. Gel şimdi. Ölenle ölünmez. Ölüm bir gerçek. Evet. Ama bize ne bırakmış? Bulalım, paylaşalım. Ölüm hak miras helal. Helal. Aradılar, taradılar. Ne buldular Harun Bey biliyor musun? Ee, bir çelik miğfer. Savaş başlığı. Bunun üstüne sarılan bir Yemen işi sarık. Heybetli göstermek için. Zırhlı elbise. Savaşta giymek için. Kılıçlar buldular. Atlar buldular birkaç tane. iyi cinsten. Ve bir sürü de koyun buldular. Ne kadar aradılarsa, ne kadar sağ solu eşeleyip deşelediler bir gram altın çıkmadı, bir gram gümüş çıkmadı, Bugünün parasıyla bir kuruş para çıkmadı. Hepsini cihada harcamış. <laughs> ve e, miras bıraktığı e, bütün o e, saydığım e, materyaller hepsi cihat için. Koyunları da e, gelen misafirlerine ikram etmek için evet. besliyormuş. O da cihat için. Evet Misafirler nereden geliyor Türkmen beyleri? Onlara ikram için koyun beslemiş. Şimdi bir mukayese yapalım mı? 45 yıl bugün bırakın Cumhurbaşkanı olmasını. Bırakın başbakan ol, bakan olmasın. Bir belediyenin belediye meclis üyesi olsun. 45 sene bir kuruş bırakmaksızın giden bulunabilir mi acaba? Hocam sistem biraz farklı işliyor. Siz de iyi bilirsiniz şu yüzüğümden başka hiçbir şeyim yok diyenlerin milyon dolarlık servetleri olabiliyor. Yani günümüz şartlarında. İşte ben de onları mukayese etmeye çalışıyorum. Evet. Allah niye yardım etmiyor? İşte bunları bulmamız lazım. Evet maalesef. Şimdi en enteresan bir olay var. Osman Gazi vefat etti. Orhan Gazi 1326 yılında o, o ağabeyisi Alaaddin baş aile, ile a abi demezlerdi o gün baş, baş derlerdi büyük kardeş evet. büyük abiye baş a derlerdi. Orhan Gazi dedi ki, abim Alaaddin Başağım, babamız vefat etti. Beylik hakkı senindir. Çünkü bizim töremize göre büyük oğul bey olur. O. Evet. Senin hakkındır. Buyur geç başımıza. O dedi ki Orhan Bey kardeşim e, her ne kadar dediğin doğruysa da babamız beni ilim adam olarak yetiştirdi. Seni ise götürdüğü yerlerde gittiği cihatlara seni de götürdü. Seni lider olarak yetiştirdi bu Osmanlı'nın başına, beyliğin başına senin geçmen gerekir. Orhan Bey dedi ki, başa bir şartla kabul ederim. Dediğin doğru. Bir şartla kabul ederim. edelim. ederim. Benim baş vezirim olursa ben de bey olurum. Yoksa kabul etmiyorum dedi. İster istemez Alaaddin Başak'a Orhan Bey'in baş veziri olarak 1326 yılında tahta oturmuştur. Osmanlı'nın idaresine geçmiştir. Beylikti o zaman. Devlet de diyemeyiz. Beylikti. Evet. Şimdi Alaaddin Bey ise başa derlerdi. Baş vezir olunca Alaaddin Başa Alaaddin Başa konuşurken bu paşa kelimesini pratik söylemeye başladılar. Paşaya dönüştü. Alaaddin evet. Paşa oldu. Osmanlı'da paşalık Alaaddin Paşa'dan gelmiştir. Evet. Ondan sonra vezirlerin rütbesi, askeri rütbe paşa olarak belirlendi. İlk paşa Alaaddin Paşa'dır. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Muhterem izleyicilerimizin belki bugüne kadar duymadıkları önemli bir şey. Alaaddin Paşa baş vezir olarak Osmanlı'nın e, Şeyh Edebali'den sonra müesseselerini adam gibi kuran 600 sene dayanacak şekilde müesseseleri kuran ilim adamıdır. Evet. Alaaddin Paşa. Neyi kurmuş? Askeri teşkilatı kurmuştur. Yeniçerilik temeli evet. o atmıştır. Emniyet teşkilatı temelini o atmıştır. Medrese teşkilatı temelini o atmıştır. Ahilik temelini o atmıştır. Efendim, e, yargılama sistemi temelini o atmıştır. Öyle sağlam temeller atmış ki 600 sene Osmanlı ayakta kaldı o sistemle. Bugün hala ahilik sistemine özenerek, askerlik sistemine özenerek o günleri hayırla yad eden insanlar var. Elhamdülillah. Şimdi e, tabii ki önemli bir şey halk nasıldı? Beyler böyleydi. Nereden? O Allah dostlarının e, erenlerin yetiştirdiği beyler böyleydi. Peki halk nasıldı? İşte şimdi onu söylüyorum bir misalle. Anlatacağım misal Namık Kemal'in Osmanlı tarihi kitabında var. Bakın menkıba falan anlatmıyorum. Olmuş şeyler anlatıyorum. Tarih kitaplarından aldım. Alaaddin Paşa hem başvezir, hem de Osmanlı sınırları dar olduğundan dolayı kadılık yapıyordu, hakimlik yapıyordu. Gelen davalara o bakıyordu. Bir gün, yıllar sonra bir gün Orhan Bey'in kapısını çaldı. Orhan Bey, ben bütün görevlerimden istifa ediyorum. Bu halkın önüne geçip de bu görevleri artık yapamam. Hayrola Alaaddin Paşa'm, sana karşı bir kabalık mı yaptık? Bir kusur mu işledik? Evet. Hayır. Sizin kusurunuzdan değil. Nedir reis anlat? Bugün başıma bir olay geldi. Bu olaydan sonra bu kararı verdim. Nedir o karar, olay? Bana bugün bir davalı, bir de davacı geldiler. Oturttum. Davalıya dedim ki buyur niye dava ediyorsun bu adamı? Anlat. Dedi ki, Alaaddin Paşa'm, ben bu adamdan bir tarla satın aldım. Parasını verdim. Sonra tarlayı sürerken, kazmama bir küp altın takıldı. Çıktı tarladan. Ben tarlanın parasını verdim. Altının parasını vermedim ki. Alıp götürdüm altınları bu adama verdim. Kabul etmiyor. Şaştım kaldım diyor Alaaddin Paşa. Böyle dava mı olur yahu? Kabul etmediği için dava etmiş adamı. Şaştım kaldım. Ama usulen devam etmek zorundaydım. Döndüm ona. Peki niye kabul etmiyorsun? Alaaddin Paşa. Ben tarlayı sattım. Paramı aldım. Tarladan altın mı çıkar, gümüş mü çıkar, hiçbir şey mi çıkmaz. Beni ne ilgilendirir? bu benim değildir, onun için kabul edemem dedi. Şaştım kaldım. İkinci defa şaştım kaldım. Kim anlatıyor? Alaaddin Paşa bunu Orhan Bey'e anlatıyor. Osmanlı'nın beyi Orhan Bey'e. Sonra diyor ne kadar uğraştımsa ne o kabul ediyor ne o kabul ediyor. Peki o zaman aranızda bölüşeceğim. Yarısı senin, yarısı senin dedim hakim olarak. İkisi de ayağa kalktılar. Ne demek efendim? Kabul edemem. Benim böyle bir şeyim yok ki. O benim değildir ki diye kabul etmediler. Şaştım kaldım diyor. Üçüncü defa. Böyle şey mi olur ya? Ne kadar uğraştımsa almadılar. Peki o zaman diyor ben kararımı verdim. Bunu hazineye irat kaydediyorum. Evet. Gönderdim küpü hazinedar başına. Aa iki dakika sonra Hazine darbaşı küpü almış koltuğuna geldi. Alaaddin Paşa sen Allah'tan hiç korkmaz mısın ya? Ne oldu? Ya bu altının sahibi kim? Haram mıdır? Helal midir? Biz bu parayla cihat edeceğiz Alaaddin Paşa. Haram parayla cihat edilir mi? Ben bunu kabul edemem dedi. Altını getirdi iade etti. Orhan Bey dördüncü defa şaştım halkın kalitesine. Ben anladım ki bu halkın önüne geçip hakimlik yapamam. Bütün görevlerimi bırakıyorum. Tarihler yazar ki Alaaddin Paşa erken bir şekilde görevden ayrılmış ve efendim hayatının sonuna kadar uzlette yaşamıştır. Evet. Hayatının sonuna kadar yalnız yaşamıştır, uzlet hayatı yaşamıştır diye tarihler yazar. Sebebi de bu olay olarak gösterilir. Şimdi cihat dedik de sözlerimizin başında. Cihat demek, efendim ne bulursan koparıp almak değil ki. Cihat demek adalet demek. Cihat demek insanlık demek. Cihat demek medeniyet demek. Bazıların zannettiği gibi Al baltayı eline, saldır şuraya cihat bu değil ki. O son cihat kısmı. insanlık. Osmanlı'da beylerin cihat anlayışını demin Osman Bey'in mirasıyla anlattım. Halkın cihat anlayışını da işte o hazinedar başının ve davalı davacının pozisyonuyla Osmanlı'nın niye 600 küsür sene yaşayabildiğinin ipuçlarıdır. Evet. Osmanlı cihat için kurulmuştur. Şimdi Osman Bey'in vefatında Osmanlı sınırları epey genişledi ama e, denize ulaşamadılar. Sadece Mudanya ilçesinde, Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize bir koridor açılabildi. Osmanlı evet. o koridordan denize açıldı ve Osman Gazi vefat etti. 1326 yılında Orhan Bey idareyi ele aldığında cihadı o kadar çok geliştirdi ki bir baktık efendim Ereğli'den Üsküdar'a kadar bütün Karadeniz sahilleri Osmanlı'nın oldu. Kocaeli'den efendim Çanakkale Boğazı'na kadar bütün Marmara'nın güney sahilleri Osmanlı'nın oldu. O arada Osmanlı Karasi Beyliği ile anlaşarak Karasi neresi? Balıkesir. Balıkesir. Karasi Beyliği ile anlaşarak sınırları kaldırdılar. Ortak devlet oldular. Osmanlı'ya ilhak oldu Karasi Beyliği. Evet. Birdenbire Osmanlı'nın sınırı Ege'ye dayandı. Ege Denizi'ne, Marmara ve şeye, e, Çanakkale Boğazı'na dayandı. E, Osmanlı cihat için kurulmuştu. Demin söyledim. Evet. Kur'an kim? Şey Edebali. Cihat için kuruldu. Nereye karşı cihat edecek? Güney'e mi? Müslüman var, cihat edemez. Doğu'ya mı? Müslüman var, cihat edemez. Böyle bir şey olmaz. Kardeş kardeşi vurmaz. Kuzey'e mi gidecek? Denize dayandı. Batı'ya mı gidecek? Denize dayandı. Osmanlı'nın cihat hikayesi bitti. Tabii sınırlara ulaşıldı denildiği bir tarihte 1354 tarihi. Efendim Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa'yı çağırdı. Kim o? Büyük oğlu. Evet. Kendisi yetiştirmişti. Alaaddin Paşa'dan sonra baş vezir olan insan. Ve gerçekten 40 yaşına gelmiş Kocaeli Fatih, İznik Fatih, Karadeniz Fatih, Akyazı Fatih. Buraları fethetmiş ve aynı zamanda da Osmanlı'yı İslam unsurları, İslam kaidelerine göre yöneten bir vali sıfatını da almıştır. Kim? Süleyman Paşa. Şehzade Süleyman Paşa. Orhan Bey çağırdı. Süleyman Paşa gel. Gideceksin Çardak'a. Neresi o? Marmara'nın Çanakkale Boğazı'na açılan Gelibolu'nun karşısındaki Lapseki'nin kuzeyinde bir yer. Evet. Çardak'a gideceksiniz. Orada sallar inşa edeceksiniz. Sallara askerler mi bindireceksiniz? Cihat Avrupa'ya geçecek. Başka gidecek yer kalmadı. Avrupa'ya geçecek çünkü e, Avrupadaki e, Bizansla ve e, Bulgarlarla ara iyi değil. Cihat devam ediyor. Evet. Gideceksin. <laughs> Bundan sonrasını Evliya Çelebi anlatsın. Diyor ki. 1354 yılıydı. Süleyman Paşa, Şehzade Süleyman Paşa bunu hep muhterem izleyicilerimizden birçoğu Süleyman Şah'la karıştırırlar. Evet. Süleyman Şah Ertuğrul Gazi'nin babasıdır. Evet. Süleyman Paşa ise Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Ve yetişmiş bir insan. Askerliği çok iyi bilir. Efendim e, ilmi çok iyi bilir, liderliği çok iyi bilir. Hatta tarihler yazıyor, set cadesini deniz üstüne serip namaz kılabilecek kadar da maneviyeti olan bir insan. Süleyman Paşa, Keramet sahibi bir insan. Evet. Diyor ki tarihler, hatta Evliya Çelebi diyor ki Süleyman Paşa yanına 40 tane yiğit aldı. Gittiler. Çardaka. Orada kütüklerden e, sallar inşa ettiler. Salların üzerine bin tane atlı bindirdiler. Ve Bismillahi mecraha ve mursaha inne rabbi le gafurur rahim ayeti kerimesini okuyarak evet. karşıya geçtiler. Bu ayeti kerimeyi merak ettim. Tabi hangi sure, hangi ayet şu anda ezberimde yok ama Bismillahi mecraha ve inna Rabbi ile rahim hafız olanlar bulacaklardır. Bu ayeti kerime Hazreti Nuh aleyhisselamın gemisini yüzdürmeye başladığında deryada mücadele verirken okuduğu ayeti kerimeymiş. Evet. Karşıya geçtiler. Çimpe kalesini fethettiler. Evliya Çelebi söylüyor. Hemen ertesi günü Gelibolu'yu fethettiler. Gelibolu kalesini evet. arkasından Trakya'da baş döndürücü bir fütühat devri başladı. Niye? Çünkü Bizanslarda, Bulgarlarda bulundukları şehirlerde insanlara o kadar eza cefa ediyorlarmış ki can, mal, ırz, namus güvenliği kalmamış. Osmanlı'yı gören halk adeta kaleyi teslim eder gibi kolayca cihad ediliyor. Evet. Hatta o kadar ki diyor Evliya Çelebi karşıya geçtiklerinin ilk cuması geldi. Cuma namazı kılınacak. İlk cuma. Efendim bir kaleye rastladılar. Biz bu kaleyi fethedelim. Cuma'yı burada kılalım dediler. Fethettiler ve Cuma'yı kıldılar. Cihad için gelmişlerdi. Ve o kaleye, o beldeye, o yere ilk salat dediler. İlk, sal, ilk namaz, ilk Cuma. Evet. Demek ki bir haftada fethedilen sonuncu yer. Ve diyor Evliya Çelebi, bu ip salat denilen ilk ilk salat denilen yer söylene söylene ip salaya döndü diyor. Bugünkü İpsala'nın ismi ilk sala. Evet. E şimdi İpsala'yla onların karıya çıktığı yer arasında 110 kilometre yol var. Deniz yok. Yok yok kara. Kara yolunda. 110 kilometre Gelibolu ile İpsala arası. 110 kilometre demek ki bir haftada 110 kilometrelik yol fethetmişler, yer fethetmişler. Bu açığa çıkıyor. Cihat. Avrupa'da cihat etmeyin. Tabi olaylar bundan sonra daha önemli. Anlatacağımız... O zaman şöyle yapalım hocam, daha önemli olaylara girmeden reklama gideceğiz. Hay hay. Ee, müsaadenizle gelen mesajlar da birikti. Ben hemen reklam öncesinde mesajları da kardeşlerimize paylaşmış olalım. Viyana'dan selamlar Ertuğrul Gazi ile dizideki e, dizidekinin benzerliği ne kadar bağlantılı Zaten bahsetti hocamız ondan. Selamünaleyküm hayırlı Savular Ekrem Şam abimize İzmir'den selamlar dilerim demişler. E, Selamünaleyküm hocam hayırlı akşamlar. E, bir soru var farklı bir soru. E, şöyle hemen yeterim. Bir kişi imanın altı şartını yerine getirse ama cihattan geri dursa tam iman etmiş olur mu? Cihat kelimesi İslam dünyasında neden yasaklandı? Ve Türkiye'de neden hocalar cihat kelimesini kullanmaktan çekiniyor? Süvari, Süvarioğlu Kadir Kara İstanbul'dan. Selamünaleyküm hayırlı ramazanlar. Biz sizleri Allah rızası için seviyoruz. Bir mukabil Almanya'dan selamlar var. Hocam sizce Irak'ta cihat şuuru eksik miydi? Yasin Yıldız Kastamonu'dan. Ee, onlar sanıyor ki bir susak mesele kalmayacak. Halbuki bir susak tarih susmayacak. Tarih susak kat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın azabından kurtulamayacaklar. İstanbul Beykoz'dan e, Mukaddes Ceyda Kaptan Ekrem Şam Hocam Beykoz'da konuşma yapmıştı. Hoş geldi muhabbetler verdi demiş Ceyda kardeşimiz. Selamun hayırlı savurlar, hayırlı Ramazanlar. Ekrem Şam Hocamıza hürmetler Rabbim sizlerden razı olsun. Ümmeti dert edinen bu yolda çaba harcayan tüm kardeşlerime selam olsun. Bu mübarek gecede bir vesile Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle anıyoruz. Almanya'dan Atilla Temiz Yürek abimiz selamlarımızı iletmiş olalım. Yaşar Birgül abimizin özellikle selamları var hocam. Ee, Selamlar Aleyküm Harun Abi Ekrem Hocamızı çok severiz Gerçekten iki sene önce bir Çanakkale konuşması yapacaktım Ne anlatmalıyız diye düşünürken Ekrem Hocamız aklıma geldi Numarasını bir şekilde bulup kendisinden bilgi almıştım Elhamdülillah o kadar işin arasında bize vakit ayırmıştı Kendisi ve eserlerini severek takip ediyoruz Allah razı olsun hayırlı yayınlar dilerim demiş Zehra Betül Toker kardeşimiz Hayırlı sahurlar programımızı izliyoruz Bursa'dan Şeyma tüm Bursa'ya selam olsun demişler Selamünaleyküm hocam hayırlı savurlar hayırlı yayınlar. Ekrem Şam hocama saygı ve hürmet sunarım. Allah razı olsun. Osmanlı'yı Ekrem hocamdan öğrendiğime şükrediyorum. Allah razı olsun selametle demiş. Tokat'tan İlhan Kabakçı. Selamünaleyküm hayırlı programlar hayırlı savurlar. 11 yıl okulda öğrenemediğim Osmanlı'ya ait bilgileri Ekrem Şam hocamdan öğrendim. Allah razı olsun demiş. Cihat deyince ilk aklımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonrası da Erbakan hocamız geliyor demiş Fransa'dan bir izleyicimiz. Esselamun Aleyküm programınızı pür dikkat izliyoruz. Hayırlı sahurlar. İyi ki varsın Ekrem Uşam Hocam. Maşallah demiş yine Almanya'dan bir izleyicimiz. Silvi'den Ahmet Köse geceniz hayırlı olsun hayırlı sahurlar diyor. Ee, hayırlı sahurlar sizi severek izliyoruz. Ekrem Şam hocamızı çok seviyoruz demişler. Selam ve dua ile hayırlı savurlar yaşayan tarih Ekrem Şam'a demişler. Yönetmenim de artık çıkmamız lazım diyor. Çok kısa bir araya gideceğiz. Yönetmenimizden de özür dilemiş olalım. Vaktimizi aşıyoruz. Kısa bir ara ardından Ekrem Şam hocamızla Osmanlı ve Cihat Şuru'nu konuşmaya devam Efendim yeniden birlikteyiz. Ekrem Şam hocamızla sohbetimize, söyleşimize devam ediyoruz. Osmanlı ve Cihat Şuru'nu konuşuyoruz. Reklamlardan önce Osmanlı'yı Orhan Gazi'ye kadar geldik ve e, İpsala'ya kadar ilk salah ...denilen bölgeye İpsala'ya kadar da uzanmış olduk. Birçok mesaj gelmişti, yine gelmeye devam ediyor. Ben hocam hızlıca onları okuyup Buyurun. devam edeceğim. Selamünaleyküm Ekrem Şam hocamıza selam olsun. Şebin Karahisar'dan Kadem Tombul, Beyoğlu'ndan Orhan Kaya... ...selamünaleyküm hayırlı bereketli savurlar. Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nden... ...Orhan Ekrem Şam abi saygılar Osmanlı ve tarihi en güzel antan kişi maşallah demiş. Anadolu Gençlik Derneği İzmir Çiğli Üniversite Yurdu'ndan selam ve dua ile kardeşlerimize biz de selamlarımızı iletiyoruz. Fransa'dan selamlar, hayırlı yayınlar olsun inşallah. Ekrem hocamızı daha çok görmek isteriz. Kolay gelsin demiş Hüseyin Yenil. Esselamu Aleyküm Harun kardeşim. Hoş geldi Ekrem hocamız. Sizin gibi değerli ve muhterem hocamız 15 yıldan beri ülkeyi yöneten idarecilere neden danışman yapmazlar anlamıyoruz. Devletin ve milletin hocama ve Ekrem hoca gibilere ihtiyacı var. Kemal Kaptan bir de Fatma Zehra kızıma selam olsun demiş. Selam gönderiyoruz Fatma Zehra'ya da. Ee, buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Selamun Aleyküm Muhterem Her Ekrem Bey de diğerleri gibi Erbakan Hocamızın evlatlarına e, baya bir mesaj uzun uzun devam ediyor. Onu da inşallah sonrası yayın sonrası ileteyim hocam. Ekrem Şam Hocamıza selam ve dua ile Osman Akgün'ün selamları var. Ee, Ekrem Şam Hocamı e, saygıyla selamlıyorum. Diline sağlık, yüreğine sağlık takipteyiz. Sahur Vakti programı hayırlı olsun. Ahmet Sönmez selamlarını iletmiş hocam. Ee, hayırlı savurlar çoktandır Ekrem hocamızı ekranları da göremiyorum. Göremiyorduk. Bugün görünce çok mutlu oldum. Allah Ekrem Hocamızı başımızdan eksik etmesin. Sık sık ekranlarda görmek istiyoruz güzel fikirleriyle. Bizleri aydınlatıyor. Allah ondan razı olsun. Selamlar Bursa'dan Ramazan Bey. Selam ee, Selamun Hayırlı bereketli yayınlar dilerim. Ekrem Hocam'dan da Allah razı olsun. Çanakkale geliyor. Bir milli görüşü olarak durur, gurur duyuyoruz. Bursa'dan Sadık Çoraklık Allah bizleri cihattan ayırmasın demiş. Ee, yine gelen mesajlar var, baya bir mesaj geliyor. İnşallah ilerleyen dakikalarda onları da izleyelim. Hocam, e, müsaadeniz olsa hemen bir VTR'miz var, 10 dakikalık ama biraz zamanımızı alacak. Hayır, hayır. Ancak medreselerde okuyan kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Onlarla e, bir arada bulunuyoruz. Onlarla ilgili bir görüntü var. Uslu Derneği'nin Erzurum'daki medreselerindeki kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. İki gün farklı medreseleri İptida ve okul beraberinde hafızlık medreselerimizi gezdik. E, bugün de sizlere hafızlık medresemizdeki talebelerimizle bir araya getirmiş olalım. Veterimizi izleyelim ardından inşallah sohbetimize devam edeceğiz. Efendim Erzurum'da medreselerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Şu anda hafızlık medresemizdeyiz. İptidam medresemizdeki kardeşlerimizin fikirlerini, onların görüşlerini almıştık. Arapça medresemizde de kardeşlerimiz çalışmaya devam ediyorlar. Bir taraftan derslerini, ezberlerini yaparken ...diğer taraftan da hocalarına derslerini veriyorlar. Ee, biz araya gireceğiz. Belki yine e, her zaman yaptığımız gibi eğitime kısa bir ara vermiş olacağız ama... E, ...eminim güzel muhabbetlere, burada kardeşlerimizin güzel söylemlerine şahit olacağız. Ben hocamızdan müsaade isteyeyim önce. Selamün aleyküm. Hocam bir kardeşlerimizi bir durdursak, bir sohbet etsek? Evet hakkınızı helal edin böyle araya girmiş olduk. Siz ezber yaparken ben ara ara gelip böyle bu eğitimleri kesiyorum. Kusura bakmayın ama tabi sadece buradaki yaptığımız çekimler burada ne yapılıyor ne ediliyordan ziyade hafız olmak isteyenlere ya da evladının hafız olmasını isteyen anne babalara örnek teşkil etmesi için bir çekim. Şimdi göz göze kaldık. O yüzden ben şöyle hemen bakayım. Yusuf yazıyor. Doğru mu? Yusuf seni bir tanıyalım. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. Hafızlık burada hafızlık yapacaksın. Ee, şimdi zor bir tercih. 16 yaşında dışarıda renkli bir hayat. Her tarafta oyun, eğlence. Dünyanın tüm böyle aldatmacası bir tarafta dururken medreseye geliyorsun. Neden hafızlık medresesi? E, çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlamak, öğrenmek ve okumak başlı başına bir sanattır. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek ise en büyük sanatkardır. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Ben de Kur'an hamili olup hem kendime hem de anne ve babama ahirette taş giydirmek için Kur'an-ı Kerim'in ziynetiyle süslenmek, şefaatiyle şereflenmek, dünya ve ahiret saadetine kavuşabilmek için hafız olmaya karar verdim. Maşallah yani ee, bunu işte biz anlatsak, hafızlığın ne olduğunu biz anlatsak anlatamıyoruz. Yaşayanlar ancak, onların dilinden dinlemek daha güzel oluyor, e, insanın hafız olası geliyor ama bizde sizler kadar yürek yok maşallah her kişi işi gerçekten Allah kolaylık versin. E, Hocam, biz diğer röportajları yaparken kardeşlerimizden, bizlerden gözünü kaçıranlara sorduk genelde. Ee, şöyle, gözünü kaçırdığı için özellikle birkaç soru sormak istiyorum. Önce bir seni tanıyalım. İsmim Muhammed Çağrı, soy ismim Oğuz, 16 yaşındayım. Uluslararası Derneği Hafızlık Medresesi'nde hafızlık yapıyorum. Hafızlık yapıyorsun. Kaçta gidiyorsun? 10. 10'la gidiyorsun. Ee, benim en çok güldüğüm kısım burası. Kaçta gidiyorsun olayın teknik kısmını bilmeyenler e, kaçta gidiyorsun sorusuna sanki bir arabayla bir yere gidiyormuş gibi algılıyor. E, bir kardeşimize sormuştum kaçta gidiyorsun diye yanımdaki nasıl yani dedi. Bilmiyor çünkü olayı ama biz öğrendik elhamdülillah sayenizde öğrendik. Yani siz talebesiniz bir şeyler öğreniyorsunuz ama biz de bu yaştan sonra birçok şeyi sizlerden öğrendik. Allah razı olsun şimdi Yusuf hakkını helal et arkamız döndük ama e, Yusuf'a sorduk Yusuf e, bizi mest etti. Sen neden hafız olmak istiyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet devrinde yani nübüvvet devri zamanında oluşturduğu ilk ilim topluluğuna Ashab-ı Sufi ismi verilir. Civar kabilelerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip yani bize İslam'ı tebliğ edecek kişileri gönder dediğinde o da Kur'an ehli, hafızlar ve Ashab-ı Sufelerden gönderildi. Ben de çağımda e, İslam'ı ...topluluğa tebliğ edip ve çağımın, efend çağımda efendimin haf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hafızı olmak için hafız olmaya karar verdim. Onun hafızlarından, onun ashabından olmak gerçekten güzel bir düşünce. Efendim ilim sadece tek başına yeterli bir hadise değil. İlim yanında şuur olmazsa hiçbir işe yaramıyor. Elhamdülillah şuurlu bir nesil hocalarımız vasıtasıyla yetişiyor. Ee, tabii burada benim e, can kardeşim e, Süleyman'ım burada Allah nazardan saklasın. E, dersini devam ediyor. Şimdi ben böyle arayı e, dolaşıyorum. İşte gözünü kaçıran bir kişiyi daha yakalamışken ben hemen şöyle aranıza bir gireyim. Benden gözünü kaçıranlara soru sormayı çok seviyorum. Belki şimdi sizler bunu izlerken kardeşlerimizin e, bu hallerini tam olarak göremiyorsunuz ama çekimin yapıldığı, kameranın olmadığı noktalarda gözler hep kaçıyor bana bir şey sormasın diye. Seni bir tanıyalım. Adım Mehmet Emin, soyadım Kızılca. Ustad Derneği'nde hafızlık yapıyorum. Mehmet Emin Kızılca evet. Kaç yaşındasın 16 16 yaşındasın hep 16 yaşında Maşallah denk geldi Demek ki büyük kısmı yakaladık Orada gözüme çarpan biri daha var onu da soracağız inşallah ee, Sen kaçta gidiyorsun 13 13 sayfaya gidiyorsun Maşallah nazardan saklasın ee, Yakın zamanda artık hafızlık tamamlanmış olacak hastaması maslaması böyle hepsi Bir anda inşallah icazetini de alır ee, Arapça medresesine doğru ...valizini hazırlar inşallah seni bir daha Dadaşköy'de ziyaret ederiz diyecektim ama... ...herhalde nasip olmayacak artık dev külliye projesi yapılıyor. Ee, ilk öğrencileri de sizler olacaksınız inşallah. Ee, biz o ümitteyiz. İnşallah sizlerle birlikte oralarda da bir arada bulunuruz. Sen niye hafız olmak istiyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hafızlarla alakalı birçok müjdesini buyurmuştur. Bu müjdesinden bir tanesinde ise hafız olanın anne ve babasına... ...kıyamet gününde öyle bir taç giydirilecek ki... Onun nuru, güzelliği, aydınlığı güneşten daha parlak olacaktır. Bir hafızın 7'den yetmişe herkese şefaat edeceğini unutmayalım. Ben de Peygamber Efendimizin bu müjdesinden yararlanmak için hafız olmaya karar verdim. O zaman şimdi şöyle, e, yani şefaat hakkım var. Ben biliyorsun her yaptığım programda e, birilerinden bir şefaat hakkını istiyorum. Yani sonuçta günahkar bir abin olarak. Ee, ama Erzurum'a geldiğimde medreselerle kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğuyla geliyorum. Ee, ve bunu istiyorum yani. Şimdi medresede bir sürü arkadaş var. Her biri hakkından bir yüzde on bize kullansa bir şekilde Allah'ın izniyle yırtarız diye ümit ediyorum. Seni bir tanıyalım. Adım Dursun Ali, soyadım Polat. Bu ee, Ruhsat derneğinde hafızlık yapıyorum. Kaç yaşındasın? 16. Sen de 16. Kaçta gidiyorsun? 15. 11. 11 gidiyorsun. Sen niye hafız olmak istedin? Evet. Birileri mi zorladı sen mi istedin? Kendi istedim. İnsanın istemesi lazım değil mi? İnsanın önce içinde olacak herhalde. Evet. <laughs> Birileri zorlasaydı yapar mıydın? Bir yerde bırakırdım. Bir yerde bırakırdın çünkü zorla güzellik olmuyor değil mi? Aynen öyle. Zorla güzellik olmaz efendim. Sevmek lazım. Yaptığınızı sevmek lazım. İşte şimdi hep 16-16 gittik ama burada ben çok e, fotojenik ve e, biraz da bizim Reklamlarımızda, tanıtımlarımızda yüzünü gördüğümüz sevgili Salih. Salih'i ben tanıyorum ama izleyenler tanıyor mu? Bir tanıyalım seni. Adım Salih, soy, soy ismim Dumlu. Ee, 11 yaşındayım. Musat Derneği'nde hafızlık bölümünde hafızlık yapıyorum. Sen kaçta gidiyorsun Salih? 14 sayfa. 14 sayfa. işte bak burada bir fark var. Şimdi abileri, Yusuf sen kaçta gidiyordun? İnşallah. Tamam. Yusuf abin geçmiş seni ama diğer abilerine sayfa olarak önde gidiyorsun. Bak bu avantajı iyi kullan. Birkaç adım önde gideceksin ve abilerini geçmiş olacaksın. Sonuçta ne? Bu bir yarış. Neyde yarış? Hayırda yarış. İnşallah abilerinle birlikte e, bu da herhalde en küçüklerden biri sensin değil mi? Peki sen niye hafız olmak istedin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan ve onunla amel eden bir kimse e, meleklerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir. Ben de onlar onları sebep onlarla birlikte hem dünyada hem de ahirette olmak istediğim için hafız olmaya karar verdim. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Ne kadar sakin değil mi? Halbuki görüntü de öyle ama e, kameranın arka kısmında pek de öyle değil, öyle olduğunu söyleyemeyiz. Çok ee, hareketli, maşallah enerji dolu Salih e, bizim göz bebeklerimizden ki burada bütün kardeşlerimiz e, bizlerin gönlünü rahatlatan asıl kardeşlerimiz onlar. Çünkü burada aldıkları eğitimleri sadece bir eğitim olarak değil, şuurla birlikte alıyorlar. Ne yaptıklarının farkında, ne olduklarının farkında dışarıda oyun eğlence devam ediyor. Şimdi sizin yaşınızdaki arkadaşlar e, Kimi yerlerde dünyanın farklı meşgaleleriyle uğraşıyor Ama siz burada Kur'an'la haşir neşir oluyorsunuz e, Kur'an'ı hissetmeye çalışıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sıddıklarla şehitlerle bir arada olacak dediği Annesine babasına taç giydirilecek dediği En hayırlılar öğrenenler ve öğretenler dediği Bir mecliste bulunuyorsunuz Biz sadece gıpta ediyoruz Sadece imreniyoruz Ama burada şu anda İptida kursumuzu gezdik İptidar kursunun akabinde şu anda burada hafızlık medresemizdeki talebelerimizle bir araya geldik. Birazdan diğer medreselerimize okul beraberinde hafızlık ve Arapça medresemizi ziyaret edeceğiz. Onlarda da inşallah aynı şuurla, aynı güzelliklerle e, cevaplar alacağımıza inanıyoruz. E, Arapça medresesine ve okul beraberinde hafızlık medresesine gitmek üzere yola çıkıyoruz. Müsaadenizi istiyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Vuslat Derneği, iyiliğe ulaşan şefkat eliniz. 0212 659 2880 www.vuslat.org.tr Evet yeniden birlikteyiz. Erzurum'da Vuslat Derneği'nin medreselerinde okuyan kardeşlerimizi, onların duygu ve düşüncelerini hep birlikte gördük. Hafız olmak isteyen kardeşlerimize, evlatlarını hafız olarak yetiştirmek isteyen büyüklerimize de ee, örnek teşkil etmesi açısından da ekranlara getirmiş olduk. Ee, herhalde benim mikrofonumla alakalı bir problem var. Şimdi sesimiz geliyor mu acaba? Evet, şimdi sesimiz geliyor. Kusura bakmayın. Reklamların akabinde yeniden birlikteyiz. Ee, sesle alakalı bir problem bizden kaynaklı. Kusura bakmayın. Ee, hocamızla söyleşimize devam edeceğiz. Medreselerdeki kardeşlerimizi gördük. Onların duygu ve düşüncelerini aldık. Elbette bu kardeşlerimiz sizlerin destekleriyle eğitim hayatlarına devam ediyorlar ve edecekler. Yapılan dev projesi inşallah bu kardeşlerimizin hepsinin tüm ayrı bölümlerin bir arada bulunacağı büyük bir komplekse taşınmış olacak. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Altyazılarda çoğunlukla göreceksiniz Bir Hafız'ın aylık burs bedeli 200 lira. Sizler de Bir Hafız'ın sponsorluğunu üstlenerek geleceğimize güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Radyo Boğaziçi FM'de ve TV5 ortak yayınında devam ettiğimiz için radyodan dinleyen kardeşlerimiz adına da e, telefon numarasını hatırlatayım 0212 alan kodu 659 2880 Vuslat Derneği'nin telefon numarası vuslat.org.tr'de internet adresi diyelim ve hocama dönelim. Hocam bu arada da baya bir mesaj geldi ama e, biz kaldığımız yerden devam edelim hayır, Vakit hayır. de daraldı e, İpsala'ya kadar dayandık. İpsala'ya kadar geldik. E... 1354 yılında Avrupa'ya geçmişti cihat. Evet. evet. Allah'ın e, kelamını Avrupa'ya taşıma maksadıyla ilahi kelimetullah 1354 yılından 1359 yılına kadar 4 küsür yıl efendim e, Gelibolu, Şarköy, e, İpsala, Çorlu, Tekirdağ, Lüleburgaz'ın bir kısmı, Edirne kapılarına kadar dayandığı Osmanlı sınırları. Evet. cihat 4 yıl içinde buraları aldılar. Hatta 40 Pınar güreşleri diye güreşler yapılıyor ya etinde evet. saray içinde. 40 Pınar ve Süleyman Paşa'nın yanına aldığı 40 yiğit işte or oraya bağlıdır. O 40 Yiğit'in güreş tuttuğu ve orada bir takım efsanevi evet. şeyler de anlatılır. Bu sene 40 Pınar güreşlerinin 700 bilmem kaçıncı senesi işte oradan gelme oradan sayılarak geliyor. Şimdi Süleyman Paşa'ya çok güvenir asker. Çünkü önünde kumandandır, cihadı öğretmektedir, özel dertleriyle e, askerlerin ilgilenmektedir. Babadır, hocadır, liderdir, komutandır. Evet. Onsuz hiçbir şey olmaz. Bir problem olsa askerin Süleyman Paşa bilir. O ne derse onu yapacaktır. 5000 kişiye ulaşmıştı sayıları Osmanlı askerlerinin 1359 yılına gelindiğinde 5000 kişidirler ve Süleyman Paşa liderleridir. Rahattırlar. Ama günün birinde bir haber gelmiştir. 30 bin Bulgar askeri tepeden tırnağa silahlanmışlar. Gemilere binmişler. Saros Körfezi'ne doğru geliyorlar. Saros Körfezi o günkü Osmanlı'nın kalbi, Trakya'daki kalbi Saros Körfezi. Gelsin, biz 5000 bin kişiyiz ama Süleyman Paşa'mız var. O bilir. Ne derse onu yaparız. Hiç problem değil. 30 bin kişi. Adam ama, başı 6 kişi düşüyor. Allah'ın hikmetine bakınız ki, insanları <laughs> imtihan etmesine bakınız ki, o haberin çalkalandığı günlerin birisinde Süleyman Paşa attan düşerek şehit olur. Ve götürürler Bolayır'a defnederler. Evet. Şimdi Süleyman Paşa'nın şehit olmasıyla <laughs> panik başlar. Ya 30 bin kişi geliyor. Hepimizi kıtır kıtır keser bunlar. Kurtuluşumuz yok. Ne yapalım? Kaçalım. Nereye kaçacağız? Çanakkale Boğazı'nı geri kaçalım. İyi de demiş bir tanesi. Çanakkale Boğazı'nı geri geçmek kurtuluş değil ki. Ya peşimize düşerlerse ne olacak? Orhan Bey'den yardım isteyelim. Orhan Bey nerede? Bursa'da 250 kilometre. Ne zaman yardım edecek? Ne zaman gelecek? Ne zaman komutan tayin edecek? Mümkün değil. Şimdi işlerinden bir tanesi demiş ki <laughs> Arkadaşlar durun. Siz Süleyman Paşa'nın liderliğinde şu kadar yıl burada cihad etmedik mi? Ettik. Peki Süleyman Paşa ön, önümüzde bizim cihadın nasıl yapılacağını bize göstermedi mi? Gösterdi. Süleyman Paşa'nın gösterdiği cihatta kaçmak var mı ya? Nereye kaçıyorsunuz? Ne olur? Hepimizi şehit ederler. Olsun. Olsun. Evet. Şehitlikten üstün daha bir makam mı var ki? Şehit oluruz ne olacak? Sonra Süleyman Paşa'nın bir vasiyeti var unuttunuz mu? Nedir o? Bütün Avrupa'ya İlay Kelimetullah götürülecek. Bütün Akdeniz'e Allah'ın nizamı götürülecek. E bunları biz nasıl yaparız geri kaçarsak? Kaçmayalım aralarından bir kumandan seçmişler. Gitmişler Süleyman Paşa'nın mezarına Bolayır'a. Hiç yolunuz düştü mü düştü bilmiyorum. Hocam. Bolayır'da Süleyman Paşa devletin temellerinden bir tanesidir. Evet. Demin ne dedik? Bilecik'te şeyhata bali dedik. Bolayır'da Süleyman Paşa bu devletin temellerinden bir tanesidir. Gitmişler el açıp Allah'a yaşlı gözlerle dua etmişler. Ya Rabbi, senin rızan için cihada geldik. Bu ordu senin ordun. Bu ordu senin rızan için cihad ediyor. Ya Rabbi, önümüze güçlü bir düşman çıktı. Liderimiz de şehit oldu. Yardım et bize Ya Rabbi. Yardım et diye senden başka yardım edecek kimse yok. Yana yakıla dua etmişler. Kurbanlar kesmişler sadakalar dağıtmışlar ve helalleşmişler birbirleriyle. Niye? Artık geri dönüş yok. Hep şehit olacak. 30 bin kişi geliyor, 5 bin kişi bunlar. Gitmişler Bolayır'a yakın bir tepenin etrafına konuşlanmışlar. 30 bin düşman askeri geliyor. Yapılan cenk, cihat kısa süre sonra sonuçlanıyor. 30 bin Bulgar askeri çil yavrusu gibi dağılıyor. Bir kısmı kılıçtan geçiriliyor, bir kısmı esir alınıyor. Çok büyük miktarda ganimet ele geçirmişler. Niye? Bulgarlar yerleşmeye gelmişler. Nasıl olsa bunların hepsini bizden kovacağız. Bütün Avrupa'yı temizleyeceğiz. Oraya biz yerleşeceğiz diye. Ne kadar servetleri varsa, çoluk çocukları, kadınları neler varsa hepsini getirmişler. Ve o gün elde edilen o ganimet, Osmanlı'nın kuruluşundan o güne kadarki ganimetlerden daha fazla. Ve sıra esirlerin Orhan Bey'e takdimine geliyor. Çünkü ben gözümle gördüm bir fermanı var Orhan Bey'in. Diyor ki: "Cenk sırasında elde edilen ganimetler Kur'an'ın ifade ettiği gibi efendim taksim edilecek. Devletin payı ayrılacak. Ama esirleri mutlaka ben karar vereceğim, bana getireceksiniz. Şimdi elde edilen bulgar esirlerinin Orhan Bey'e takdimi var, götürülmesi var. Çanakkale Boğazından geri geçerken kaynak söyledim zannediyorum. Namık Kemal'in Osman Osmanlı Tarihi. Evet. Geri geçerken Osmanlı askerlerinden bir tanesi birazcık herhalde esirlerle dalga mı geçti diyelim? Veyahut da söyleşi açmış. Şuna bak ya. Tu. Ya 30 bin kişiydiniz. Biz 5 bin kişiydik. Nasıl yenildiniz ya? Bulgar cengaverlerini bize mehdede de bitiremiyorlardı. Siz miydiniz onlar? Bu nasıl yiğitlik? Bu şekilde dalga geçiyor onlar. Adam geri dönmüş. Ne? Siz kimsiniz ya? Bizi bozguna uğratan siz misiniz? Siz nereden çıktınız? En önde bir adam vardı ya, sakalları şöyleydi, yüzünün şekli böyleydi, atı şöyleydi, elbisesi böyleydi. Arkasındaki onun askerleri var ya, bizi mahvu perişan eden o adamdı. Siz kimsiniz ya? Allah Allah. Bu adam ne diyor ya böyle? tutmuşlar öbür Bulgar'ı sorguya çekmişler. O da aynı şeyi söylüyor. Öbürü o da aynı şeyi söylüyor. Bütün esirler en önde bir atlıdan bahsediyorlar. Şekli şemali belli. Arkada onun askerlerinden bahsediyorlar. Kim bu adam ya? O eşkali almışlar. Olsa olsa bu Süleyman Paşa'dır. Ölen bugüne kadar şehit olanları da imdatı cenab-ı Allah göndermiş. Evet. Ne için? Harun Bey, cihadın bir vasfı ortaya çıkıyor. Cihad Erbakan hocamız da çok söylerdi. Cihad ne kadar gücün varsa o kadarını sarf edeceksin. Ne kadar imkanın varsa o kadarını sarf edeceksin. Evet. Bu insanlar canlarını ortaya koymuşlar. Pil bitene kadar koşturmak lazım. Pil bitene kadar o merhum evet. sözü var. <laughs> Bu insanlar canlarını ortaya koymuşlar. Canı ortaya koymaktan başka büyük fedakarlık olabilir mi? Helalleşerek gitmişler şehit olmaya. Allah da onlara şehitleri efendim yardıma göndermiş. İşte cihadın vasıflarından birisi burada ortaya çıkıyor. Efendim. Karşımızda Amerika var. Dev gibi oturduğu yerden şunu bombardıman ediyor, bunu ya. ne yapabiliriz? Efendim Rusya evet. var beraber, İsrail var hepsini idare ediyor. Biz ne yapabiliriz? Sen Allah'ın dediğini yaparsan, Allah'ın dediği gibi cihada sarılırsan, Allah'ın yardımı senin arkanda olur. Allah'ın evet. yardımı sana gelirse, Allah'ın yardımından daha güçlü kim olabilir? Kuvvet, kudret sahibi Cenab-ı Allah'tır. İşte... E, cihadın en önemli vasıflarından, en önemli özelliklerinden birisi bu şekilde cereyan etmiştir. Evet. O tarihler diyor ki şayet Osmanlı askerleri korkup da geri kaçsalardı, cihat ruhuna sarılmayıp da geri kaçsalardı Osmanlı bir daha da Avrupa'ya geçemez. O iş orada biterdi diyorlar. Şimdi tabi Vakitler çok kısıtlı olduğu evet, için hocam yaklaşık 4 dakika. Devamını devamını söylememiz biraz zor ama o savaştır ki o kazanılan savaştır ki Osmanlı'yı Avrupa'da tutmuş. O vasiyettir ki Süleyman Paşa'nın vasiyetidir ki İlay kelimetullah Avrupa'nın ortalarına <laughs> kadar götürülmüş. Evet. İlay kelimetullah bütün Akdeniz'e götürülmüş o Süleyman Paşa'nın vasiyeti gereği bunlar yapılmış. Şimdi bir benzetme yapmak istiyorum. İki dakikada bitirmeye çalışacağım. Erbakan hocamız bize üç tane vasiyeti var. Nedir bu? Bir, yaşanabilir bir Türkiye kurulacak. İki, efendim, yeniden büyük Türkiye kurulacak. Üç, yeni bir dünya İslam Birliği kurulacak. Şimdi çoklar diyor ki ya şuna bak. Binde yedi kalmış hala İslam Birliği'nden bahsediyor. Evet. Şuna bak ya üç kişi kalmışlar hala İslam Birliği'nden yeni bir dünyadan bahsediyor. Süleyman Paşa'nın o gün ilahi kelimetullahu Avrupa'nın işlerine kadar götüreceksiniz vasiyetini duyan birisi ne derdi? Mücahitlerin dışında birisi duysa. Şuna bak ya üç tane adam geçirmiş Avrupa'ya Avrupa'yı fethedeceğim zannediyor. Şuna bak ya o salla geçmiş daha gemi bile yok kayık bile yok. Adam Akdeniz'i fethedeceğinden bahsediyor demez miydi? Alay etmez miydi? Evet. Bugün de aynı şekilde bizimle alay edenler bilsinler ki Allah'ın yardımı mutlaka ve mutlaka cihat edenlerle beraber olacak. Ve Erbakan hocamızın bize olan üç vasiyetinin hepsi de mutlaka mutlaka hayata geçecektir. İnşallah. Ama bugün ama yarın bize düşen gerçekten cihat Bu İşin etmez, neresinde olacağız? Bütün eee imkanlarımızı son an canımız dahil bütün imkanlarımızı ortaya koyarsak Allah'ın yardımı bizimle olur ve Allah'ın yardımı bizimle olduğu zaman da bize kimse galip gelemez ayeti kerimelerin söylemiş olduğu da budur. Evet hocam. Şimdi e, Osmanlı 600 sene cihat ruhuyla yaşamıştır. Evet. kuruluşundaki felsefeyle son Osmanlı padişahı Sultan Vahidettin İstanbul'u terk ederken diyor ki bizim evet. soyumuzdan 36 padişah gelmiştir. Bundan içinde çok akıllılar vardır. Çok kahramanlar vardır. Deliler de vardır, günahkarlar da vardır ama hiçbirisi Allah'ın nizamının Avrupa'ya veya dünyaya taşınması ülküsünden vazgeçmemişlerdir. Hepsi aynı doğrultuda Cihad etmişlerdir, mücadele etmişlerdir diyor ve Osmanlı'nın kuruluş felsefesinin son nokta konulana kadar devam ettiğini de en güzel şekilde bizlere ifade etmiş oluyorlar. Evet hocam e, vaktimiz artık nihayete erdi gibi evet. birkaç dakikamız var müsaadenizle artık e, ben gelen mesajları da okuyayım ayıp hay olmasın hay, izleyicilerimize. Hay, 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 e, selamun ben Hatay Aktepe'den sevgi Ekrem Şam hocamızı çok seviyoruz sizleri severek demiş. Allah razı olsun. <laughs> Selamünaleyküm Hakim Şimşek Devrek Zonguldak'tan selamları var. Ee, Selamünaleyküm Rabbim razı olsun hepinizden. Yahyalı Kayseri'den Mahir Dinç. Selamünaleyküm Manisa'dan Fatih Akova. Ekrem Şam hocamıza dik duruş ve hakka aykırışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim hak yolu üzere ayaklarımızı sabit kılsın. Amin. Selamünaleyküm hayırlı sahurlar. Sizin şahsınızda yapmış olduğunuz bu sahur vakti programınızı Takip ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Kıymetli misafiriniz, değerli büyüğümüz Sayın Ekrem Şam Hoca'mıza selamlar ve kendilerini saygıyla takip ettiğimizi ifade etmek isterim. TV5'imizde daha çok görmek istiyoruz. Almanya, Köln'den selamlar, Muzaffer Aydın. Adana'dan Yusuf Deniz e, selamları var. Ekrem Şam Hoca'mız deyince aklıma şu Boğaz Harbi kitabı gelir öncelikle. Demiş, İskenderun'dan e, selamın hüküm Ekrem Hoca'mıza selam ederim. Hatay İskenderun'dan Şahin Duran, Sarıkamış Anadolu Gençlik Derneği'nden sizlere selam olsun. Allah sizlerden razı olsun inşallah demişler cümlemizden Hayırlı yayınlar abicim yeriniz çok güzel Televizyondan ayrılamıyoruz Rabbim devamını nasip etsin Talebelerle olan sohbetiniz de ayrı bir güzel Ekrem Şam hocamıza saygılar Rabbim kolaylıklar versin İyi yayınlar demişler Nazlı Duran Sivas'tan selamlar ee, hayırlı pro Ekrem hocamıza selam ve saygılar Hayırlı programlar Karakuzu ailesi Sivas'tan e Fransa'dan selamlar var Ayşe Akça Ekrem Şam hocamı Antalya demreden selamlar Hayırlı sahurlar demiş Hayırlı sahurlar Çumra Konya'dan selamlar. Onu da hemen iletmiş olalım. Hatay Belen'den Emin Hanım, izliyoruz Ekrem Şam hocamızı da çok seviyoruz. Hayırlı sahurlar demişler. Yasemin Kapukaya Hanım, selamünaleyküm hayırlı sahurlar. Ekrem hocamıza selamlar. Rabbim kendisinden razı olsun. Yad ettiği tüm şehitler şefaatçisi olsun demiş ve son dakikamızda ezamda da geldi. Evet. Efendim hocam bugünkü imza standımızı Evet. eee İstanbul'da olan kardeşlerimiz için Beyazıt Kitap Fuarı'nda bugün Cumartesi günü saat 15'ten gece 24'e kadar Ekrem Şam hocamızın imzası olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Efendim bu gece sahur sofralarınıza cihat şuuruyla, Osmanlı ve cihat şuuruyla konuk olduk. Yarın gece inşallah yine burada çok kıymetli bir isme misafir edeceğiz. Bizler yarın gece 2'de görüşünceye dek sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Yarın sizlerle de yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar olsun.